Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere ilim meclislerine devam etmekten bahsedeceğim. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Siz cennet bahçelerine rastladığınızda faydalanınız. Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, cennet bahçeleri dediğiniz nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, onlar ilim meclisleridir. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim meclislerini cennet bahçeleri olarak tasvir etmişler. Demek ki cennette, cennetin bahçeleri ne kadar kıymetli, değerli, insana manen zevk veriyorsa, dünyada da ilim meclisleri insana bu kadar zevk vermesi lazım. Ve başka bir anlamda da işte o cennet bahçelerini kazandıran yerler bu ilim meclisleridir şeklinde bu hadisi yorumlamamız gerekiyor. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ulema kılavuz, müttakiler efendilerdir. Ulema kılavuz, müttakiler efendilerdir. Bunların meclislerinde bulunmak dinin kuvvetini ziyade eder. Bunların meclislerinde bulunmak, alimlerle müttaki insanların meclislerinde bulunmak ne yapar? Dinin kuvvetini ziyade eder. Yani insan o meclislerde bulunmak suretiyle dini salabetini, dini bağlılığını artırır, imanını artırır. Daha ziyade ibadet etmek arzusu kendisinde hasıl olur. Dini yaşantısını daha sağlama bağlar ve bu şekilde müttakilerle ve alimlerle olmanın faydasını görür. Kur'an-ı Kerim'de de size alimlerin meclisinde oturun denildiği zaman oturun, kalkın denildiği zaman da kalkın şeklinde mealen bir ifade geçmektedir. Hadis-i şeriflerin yanında Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah ulema meclislerinde bulunmayı herkese tavsiye ediyor. Ancak tabi ulema meclislerinde bulunduğumuz zaman oradan bir fayda temin ediyorsak orada bulunmamız gerekiyor. Yoksa dünya ve ahiret adına herhangi bir fayda görmüyorsak o meclislerde bulunmanın da pek bir anlamı mevcut değil. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hususta bizleri ikaz etmişler. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Her alimin meclisinde oturmayın. Her alimin meclisinde oturmayın. Ancak şu beş şeyden diğer bir şeye, beş şeye davet eden alimin meclisinde oturun. Ancak şu beş şeyden diğer bir beş şeye davet eden alimin yanında oturun. Tabii bu da aynı zamanda işte faydalı olan alim kimdir? O konuda bize hadis haber vermiş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o beş şeyi haber veriyor bize. Şekten yakine, kibirden tevazuya, münaferet ve husumetten hayırhahlığa, riyakarlıktan ihlasa ve dünyaya yönelmiş olmaktan zühde kişiyi davet ediyorsa, o takdirde işte bu alimlerin meclisinde bulunun. Aksi takdirde böyle insanların içerisinde şek ve şüphe meydana getiriyorsa onun meclisinde bulunmak ya da o meclislerde bulunmak böyle insanlar arasında kin ve nefretin, düşmanlığın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyorsa veyahut da işte o mecliste bulunmak insanlara riyakarlık aşılayacaksa ya da efendim ahireti bırakıp da dünyaya daha çok meyletmeyi gerektiriyorsa o meclislerde bulunmak, o zaman o meclislerde bulunmanın pek bir anlamı mevcut değil. Hangi alimlerin meclisinde bulunacağız?
bizi şekten yakine sevk ediyorsa, yani dini açıdan bizi şüphelere düşürmeyip, bilakis şüphelerimizi gideren, dini inancımızı sağlamlaştıran, imanımızı arttıran alimler ve ilim meclisleri varsa, işte o ilim meclislerine devam etmemiz gerekiyor. Yine o ilim meclisleri bizi kibirden tevazuya davet ediyorsa, onlara devam ettiğimiz takdirde kibiri bırakıp daha mütevazi bir insan haline geleceksek, işte o ilim meclisleri faydalıdır. O ilim meclislerine devam etmemiz lazım. Yine o ilim meclisleri ki onlara devam ettiğimiz zaman böyle kin ve nefretten, düşmanlık ve husumetten ayrılıp birbirimize hayır ile yaklaşmaya vesile olacaksa o meclislere gitmemiz, birbirimize hayır yapacaksak o zaman o ilim meclislerine devam etmemiz gerekiyor. Yine o ilim meclislerine devam ettiğimiz takdirde riyakarlıktan kurtulacaksak, ihlasa yönelmiş olacaksak, daha önce böyle bir takım amelleri, bir takım işleri gösteriş için yapıyorsak ama o meclislere devam ettikten sonra gösterişi bırakıp sadece Allah rızası için aynı amelleri yapmaya devam ediyorsak o ilim meclislerine devam edelim. Yine o ilim meclisleri ki bizi daha çok dünyaya çağırmıyor, ahirete çağırıyorsa, zühde çağırıyorsa işte biz o ilim meclislerine devam etmemiz lazım geliyor. Değerli izleyiciler, zamanımızda bu ilim meclisleri meselesi daha da büyük önem arz ediyor. Çünkü hiçbir zaman iyilikle kötülük belki iç içe bu kadar bulunmadı, yan yana bu kadar bulunmadı. Daha önce kötü insanların bulunduğu mahalleler bile biraz farklıydı. Kötü insanları tanımak, görmek istiyorsanız onların gezip dolaştığı bir takım mahalleler vardı. Oralara gitmeniz gerekiyordu. Ama şimdi iyilikle kötülük o kadar birbirine yakın ki işte Kur'an-ı Kerim ile efendim işte İslam'ı reddeden kitap yan yana satılıyor. Efendim işte bir televizyonda son derece ahlaki olan bir programla ahlaki olmayan bir program birlikte yan yana birbirinin arkasından efendim veriliyor. Böylesine iyilik ve kötülük, ahlak ve ahlaksızlık sayılabilecek olan bir takım şeyler iç içe, yan yana, girift olarak bulunuyorlar. Dolayısıyla bir ilim meclisine devam ettiğimizde o ilim meclisinin bizi nereye sevk ettiği fevkalade önemli. Ama bir de şu var, bir nevi kötülük saridir. Ahlaksızlık saridir. Daha çabuk yayılır, daha etkendir. O bakımdan insanların bu kötülüklerden, ahlaksızlıklardan kurtulması için kendisini bir ilim meclisiyle, manevi bir meclis ile kendisini irtibatlı hissetmesi daha uygun bir şey olacaktır. Bu bakımdan herkesin bizler bilginin temel alındığı bir meclise devam etmesini, o meclis ile manevi irtibatını sağlamasını tavsiye ediyoruz. Bu zamanda kurtuluş biraz da bu ilim meclislerine devam etmekle olacaktır. Ama eğer insanlar böyle yapamıyorlarsa günümüzde istesek de istemesek de bu gazeteler, televizyonlar her zaman bizimle beraber, bizimle iç içe. Hiç olmazsa gazete derken bize fayda temin edecek gazeteleri daha ziyade alalım. Efendim televizyon derken o televizyonlarda bize fayda temin edecek programları izlemeye çalışalım. Onların ne zaman yayınlandığını, hatta hangi televizyonlar daha ziyade hep böyle müspet, uygun programlar yayınlıyor, onları kollamamız, onları takip etmemiz gerekiyor. Bir nevi o programları takip etmek de ilim meclislerini takip etmek anlamına gelir. Meseleyi biraz da öyle aldığımız takdirde bugün ilim meclislerinde devam etmek daha kolay bir hale gelmiş durumdadır. Siz kendiniz evinizde rahat koltuğunuzda otururken bile ilim meclislerinden istediğiniz kadar istifade etme hakkına sahipsiniz. Bu imkana sahip bulunuyorsunuz. Bu imkanı kullanmak gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır.
Ebu Hüreyre bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bir muallimin önünde veya ilim meclislerinde oturduğunuzda onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın. Bir muallimin önünde veya ilim meclislerinde oturduğunuzda onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim meclisleriyle ilgili olarak yaptığı özel tavsiyelerden birisi de bu. Şimdi cahiliye döneminde de ilim meclisleri vardı. Fakat böyle dağınık otururlardı insanlar. Şimdi o dağınık oturmak bir yerde o anlatılan şeylere biraz ilgisiz olmak anlamına da geliyor. Netice itibariyle bir düzensizliğin simgesidir o dağınık oturmak. Ve o bilgiyle de düzenli bir irtibat kurmamak şeklinde de anlaşılabilir. O bilgiye yeterince önem vermemek şeklinde de oturabilir. Muallimlerle irtibat noktayı nazarında cahiliye dönemine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni bir metot geliştirmiş ve sonradan da bu metot bir hayli tutmuş olan bir metottur ki biz bunlara ders halkaları diyoruz. Şöyle öğretmen bir halkanın biraz ön tarafında oturur ve onu diğer insanlar çevrelerler ve yakın otururlar, bir düzen içerisinde otururlar. Bir halka teşkil ederler. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğretmiş olduğu bir ders şekil metodundan ibarettir. Ve tabii bir meclise gidildiği zaman işte o mecliste daha önce oturtulmuş olan bir kural varsa ki yani o kurallardan birisinin de insanların birbirine yakın oturmasıdır. Böyle dağınık oturması değil. Yani birisi konuşuyor. Efendim diğerleri de onu dinliyorlar. Şimdi ses belki hepsine gidebilir ama eğer o insanlar dağınık olarak oturuyorlarsa biraz anlatanın o insanların hepsiyle psikolojik ilişkisi açısından bir problem, bir sıkıntı var demektir. Yani ister istemez bir şeyler anlatan kişi zaman zaman o dinleyenlerin hepsine birden bakacak. Eğer tabii o insanlar biraz dağınık iseler bazen o tarafa bazen bu tarafa bakmış olacak. Dolayısıyla en azından bakışı itibariyle kişi kendisini biraz dağıtmış olacak. Böylece muallim kendisini biraz dağıtmış olacak. Değerli izleyiciler, başka bir münasebetle de ifade etmiştik hadis-i şerifi. Bu ilim meclisi münasebetiyle de ifade edelim. Şimdi ilim dediğiniz şeyin hem o mecliste o ilmi anlatan kişiye fayda vermesi lazım. Hem o mecliste bulunanlara fayda vermesi lazım. Hem öğretmene, hem talebeye, hem dinleyene fayda vermesi gerekiyor. Bu meclisler en faydalı ilim meclisleridir. Devam edilecek meclisler de böylesi meclislerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ulema üç kısımdır. Birincisi, kendi ilmi sebebiyle halk da hayat bulur, kendisi de hayat bulur. Yani bir muallim, bir öğretmen o bilgiyi anlatır. O bilgi sebebiyle kendisi de ondan istifade eder, halk da ondan istifade eder. İkincisi, halkı berhudar eder, kendisini mahveder. Yani böyle bir öğretmen veya bir bilgiyi sunan kişi halka o bilgiyi sunar, o bilgiyi anlatır. Bir ilim meclisinde o bilgiyi anlatır. Ve halk o bilginin faydalı olduğunu anlar ve o bilgiyi alır, o bilgiyle amel eder. Ama kendisi sadece adeta riyakarlık olsun diye, işte başkalarına böyle bir öğretmenlik yapmış olsun diye o bilgiyi öğrenir ve anlatır. Böyle bir durumda da tabii o bilgiyi anlatan kişi ondan fayda sağlamayabilir. Eğer insanlarımız bu televizyonlardan iyilerini seçer, kendilerine faydalı olanlarını seçerse o takdirde o ilim meclislerine devam etmiş gibi olurlar
Ki o zaman o ilim meclisleri adeta işte bir kişi kendi evinde otururken nerede oturmuş gibi sayılır? Cennet bahçesinde oturmuş gibi sayılır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim meclislerini cennet bahçesi olarak değerlendirmiştir. O şekilde nitelendirmiştir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.